Özür dilerim. Telefonu buraya bırakmıştım. Shirley? Evet. Ne arıyorsun? Telefonumu bulamıyorum. Ne demek istiyorsun? Ne kadar da sorumsuzsun. Nasıl telefonu bulamıyorsun? Buraya bırakmıştım. Brita'nın etrafımda dolandığını hatırlıyorum. Sanırım telefonumu o çaldı. Olamaz. Telefonu elinde tutuyor. Suçüstü yakalanacak. Şimdi ne yapacağım ben? Brita, nereye gidiyorsun? Elinde ne var göster lütfen. Dikkat et Karan. Sen iyi misin? Evet, sadece halıya takıldım, iyiyim. Ne oldu? Telefonumu bulamıyorum. Eminim ki Brita onu çaldı. Bu yüzden elinde ne var görmek istiyorum. Ama neden telefonunu çalsın ki? Kendi telefonu var, neden seninkini kullansın, değil mi Şölin? Brita, elinde ne var hemen göster. Bak, onun telefonu. Orada oturuyordun. Telefonun oradadır. Gel hadi. Hayır, gel Karan. Brita'nın telefonumu çaldığından eminim. Yoksa neden bu kadar korksun ki? Ama köşeye sıkıştırılan ve soru yağmuruna tutulan birinin korkması çok doğaldır, öyle değil mi? Her neyse, bu aileden birinin beni haksız yere böyle ilk kez suçlaması değil. Polisin sorgu sırasında yaptığı gibi bana soru sorarsan tabii ki korkarım. İşte telefonum. Ondan boşuna şüphelendin. Telefon koltuğun üstündeydi. Merak etme. Telefonunu kaybetsen bile Rişap sana yenisini alır. Bir dahakine daha dikkatli ol. Biliyorsun Karan, o her şeyi yapabilir. Hiç güvenilir değil. Evet, evet. Brita, lütfen buraya gel canım. Tamam, geliyorum. Merhaba Akşay, geldiğin için çok Merhaba. Mutluyum. Hayır, dur. Geç kaldın. Ya ay görünseydi? Siz merak etmeyin. Kritika'yı yalnız bırakmam ben. Ha, vay canına. Onun için çok endişeleniyor musun? Oo, bak işte Kritika da geldi. Gel canım. Sonunda. Akşay gelmiş. Müstakbel kocanın ayaklarına dokun hadi. Hayır, buna gerek yok. Bırak işte, yapsın canım. Bu gelenek, biliyorsun değil mi? Ben döneceğim. Akşay. Akşay, gerçekten üzgünüm. Bunları sana söylememeliydim. Sorun değil. Ama bundan sonra bir daha bunu yapma. Karan! Telefonda bir şey buldun mu? Kim o adam? Onu tanıyor muyuz? Şerlin'le nasıl bir bağ var? Hadi bana söyle. Hadi çabuk. Bekle. Neden gevezelik ediyorsun? Sakinleş biraz. Neden soru yağmuruna tuttun beni? Biraz sabırlı olsan zaten her şeyi sana söyleyeceğim. Tamam, söyle. Kontrol ettim. Ama onun fotoğrafını bulamadım. Özel bir numaraydı. Bu yüzden onu kimin aradığını bilmiyorum. Hayır. Yani tüm çabamız yine boşuna gitti, değil mi? Ne yapacağız şimdi? Merak etme. Bir şey öğrendim. Numarası mı yoksa? Özel bir numaraydı. Kimin aradığını bilmiyorum. Ama 15 dakika sonra burada olacağını öğrendim. Nereden biliyorsunuz?
Charlie'nin telefonuna bir mesaj geldi ve o adamdandı. Nasıl bu kadar eminsin? Aynı adam olduğuna dair güçlü hislerim var. Mesajda 15 dakika içinde geleceğim yazıyordu ve bekle beni canım, sevgilin yolda. Sadece bir erkek arkadaş böyle özel mesajlar gönderir değil mi? Bir dakika. Böyle mesajların bu kadar özel olduğunu nereden biliyorsun? Söyle bakalım. Sen, yani sana hiç canım diyen oldu mu? Nasıl bu kadar şey biliyorsun sen? Aa, dur biraz. Asıl görevimiz Şerlin'e göz kulak olmak. Birbirimize değil, anladın mı? Soru sormayı bırak artık Karan. Lütfen Şerlin'i ifşa etme görevimize odaklanalım, bana değil. Saçmalama. Zaten ona odaklandım. Başka bir şey değil. Baksana, 15 dakika içinde her şeyi öğrenecekmişiz. Görürsün. Bu sefer bitti. Ama sana basit bir soru sormuştum. Sana hiç canım diyen oldu mu? Yani demek istediğim soruyu evet veya hayır olarak cevaplayabilirdim. Ama sen beni hep yanlış anlıyor ve gereksiz yere azarlıyorsun. Gerçekten anlamıyorum. Biliyor musun? Boş ver, tamam. Hey. Seni seviyorum canım. Gel buraya. Girişti. Evet. Burası çok kalabalık kızım. Evet anne, ama bu dekorasyonu ben yapmadım ve kimse bana burada bir parti olacağını söylemedi. Umarım beni kovmamışlardır, umarım. Hayır canım. Efendim? Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim. Sanırım bana biraz kızgınsın. Yoksa mutlaka ziyarete gelirdin, hayır, değil mi? Hayır, öyle bir şey yok efendim. İnanın bana, hayır. Üzülmekte haklısın. Seni sakinleştirmek görevimiz. Bir fikrim var. Bize kızgınmış gibi davran. O zaman herkes senden özür diler. Hayır. Neden bu kadar endişelisin? Bu sadece bir tören hazırlığı. Onu da Karina yaptı zaten. Tamam. Şimdi anlıyorum. Bunu evi dekore edebileceğini ve yardımıma ihtiyacı olmadığını kanıtlamak için yaptı. Her şeyi anlıyorum. Ama dekorasyon çok da iyi değil efendim. Işıklar çok kötü konulmuş. Süsler de öyle. Şirişti. Kimse senin seviyene yetişemez canım. Aa, seni seviyorum. Tamam. Söylesenize, neden geldiniz? Özel bir şey mi? Evet, oldukça özel. Aslında Rocky ile konuşmaya geldim ben. Önemli bir konuyu görüşmek isterim. O evde mi? Evet evet. Siz oturun, ben çağırayım. Tamam, tamam mı? Tamam, biz burada bekliyoruz. Hadi. Şirişti. Evet anne. Çok iyi insanlar. Evet anne. Prita bu ailede çok mutlu olacak. Affedersiniz. Neden ikiniz de buraya geldiniz? Ailemle uğraşmayı bırakın artık. İnsanda biraz olsun utanma olur. Bize davet edilmeden geldiniz. Hanımefendi, artık bizi görmeye alışsanız iyi olur. Çünkü artık buraya gelmeye devam edeceğiz efendim. Anlamadım. Evimi gezmeye gelebileceğiniz bir müze falan mı sanıyorsunuz? Şirişte, çok haklıymışsın canım. Neden haklıymış ha? Ne dedi? Bu ikimizin arasında hanımefendi. Size ne? Size şunu söyleyeyim. Biz çok çok yakında akraba olacağız. Doğru duydun. O zaman bu eve istediğimiz gibi girip çıkacağız. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın, anladın mı? İstediğin kadar uğraş. Bir şey elde edemezsin. Ne? Sen ne diyorsun? Sabırlı olsana. Önce Rocky ile konuşalım. Sonra ona müjdeli haberi veririz. Ve eminim bu haberi duyunca hiç sevinmeyecek. Çok etkilendim anne. Seni biriyle dalga geçerken görmek güzel oluyor. Hele de bu kadınla. Oh, içimin yağları eridi resmen. Şirişti. Ne kadar akıllı olduğumu bilmiyorsun. Kimse benimle uğraşamaz. Yoksa ona gününü gösteririm. Öyle mi?
Ben resmen sana çekmişim anne. Biliyorum canım. Hadi canım, gerçekten mi? Hatırlıyorum da ilk eve geldiğimiz zaman bize bayağı öfkeliydin. Her zaman bizimle uğraşıp duruyordun. Bence bu yeteneğim senden değil, kendi kendine gelişti. Daha nelerim var bilsen. İleride zamanı gelince hepsini teker teker uygulayacağım ve sen de çok şaşıracaksın. Dinle. Ay, senin sorunun ne? Benim bir sorunum yok, senin var. Kesinlikle sen delisin. Sana basit bir soru sordum. Bana evet veya hayır diyeceksin. Neyse. Ben senin kocan değilim. Benden bir şey saklama, ha? Ay lütfen. Ne senden bir şey saklıyorum ne de kimseden korkuyorum. Mesele şu ki kimse bana canım de... demedi. Ay neyse, neden bu kadar aptalca şeylerle ilgileniyorsun anlamıyorum. Plana odaklan şimdi. Hoşuma gitti. Ne var? Boşver. Şu anda senin saçmalıklarınla ilgilenecek vaktim yok. Aynen, bence de öyle. Birini bekliyoruz. Kapıya dikkat et. Benimle uğraşmayı bırak. Sus lütfen. Beni iyi dinle. Ana kapıyı yakından izlememiz lazım. Asla gözden kaçmamalı. Anladın mı? Evet. Dikkat et. Hala gelmedi. Geleceğini söylemişti. Nerede kaldı? En iyisi mesaj atayım. Mesaj gelmiş. Aa, geliyormuş. Ama bunu... ne ara gönderdi? Neden bildirim gelmedi? Neyse boş ver. Zaten baksana birazdan gelecekmiş. Hayır, mekan şu anda gerçekten kalabalık. Eğer beni tanıyan biriyle karşılaşırsam bitirim. Hayır, olmaz. Bu çok riskli çünkü. Ama bugün çok büyük bir risk aldım. Ben böyle riskleri çok seviyorum. Ve şu anda adrenalin patlaması yaşıyorum diyebilirim. Birdenbire çok heyecanlandım. Çünkü risk almaktan ve meydan okumaları kazanmaktan gerçekten zevk alıyorum. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar hanımefendi. İyiyim, siz nasılsınız? Çok iyiyim. Siz çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel görünüyorsun. Peki. Hadi otur. Tabii. Canım. Aslında... neden giyinip güzel görünmeyesin ki? Bugün Karvaçot. Evli bir kadın için en önemli bayramdır. Aslında yüzünüz evlilik hayatınızda mutlu olduğunuzu söylüyor bana. Evet, kesinlikle haklısın. Aslında buraya sizinle önemli bir şey, ya önemli bir şey konuşmaya geldim. Müsaitseniz tabii. Elbette müsaitim. Lütfen çekinme. Tabii ki konuşabiliriz. Söyle bakayım, ne oldu ha? Hadi söyle. Aslında Karan ve Pirit hakkında konuşmak istiyorum. Hiçbir yerde yok. Bak, erkek arkadaşı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Nasıl bir tipi var bunu bilmiyoruz. Bu yüzden Şerli'nin tepkilerine... odaklanmamız gerek. Eğer birine gülerse dikkatli ol. Biliyorum. Onu aramamın nedeni bu. Ama o nerede? Nereye gitti bu? Aa, işte burada. Bak, merdivenlerden iniyor. Ay Karan, hemen bize onu gözetleyebileceğimiz bir yer bul. Anladın mı? Nereye? Karan ve Prita mı dedin? Ne olmuş canım? Merak ettim, söyle.
Bunu daha önce fark etmemiştim ama artık böyle olduğunu düşünüyorum. Karan ve Pirita çok yakınlar. Çok haklısın. Ben de öyle düşünüyordum canım. Gerçekten bu kadar yakınlaşacaklarını hiç düşünmemiştim ama arkadaştan da öteler. Bu kadar olacağını düşünmedim. Belki inanmayacaksın ama oğlum Karan duygularını benimle hiç paylaşmaz, düşüncelerini söylemez ve planları hakkında bana hiçbir zaman bilgi vermez. Ama Prita'ya her şeyi anlatıyor. Sonra da Prita bana her şeyi söylüyor. Bunu görebilen tek kişinin ben olduğumu sanıyordum. Senin de böyle düşünmene çok şaşırdım doğrusu. İnsan duygularını ne kadar saklamaya çalışsa da sonunda hepsi ortaya çıkıyor canım. Er ya da geç kendimizi ele veriyoruz. Yani Raki de her şeyi biliyor. İyi, çok güzel. Çok sevindim. Sarla, sana ne kadar mutlu olduğumu anlatamam canım. Sonunda çocuklarımız arkadaş olup atışmayı bıraktı. Gerçekten çok rahatladım. Dürüst olmak gerekirse Karan daha önce Prita ile aynı fikirde olmazdı. Birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. Ama şimdi onlara bir bak, çok yakınlaştılar. Birlikte çok zaman geçiriyorlar. Birbirlerinin arkadaşlığından zevk almaya başladıklarını düşünüyorum. Aynı senin gibi. Neden biliyor musun peki? Bilmiyorum. Ama eğer sen biliyorsan lütfen bana söyle. Merak ettim. Neden bu kadar yakınlar? Hanımefendi, Karan ve... Vay canına. Akşay, Pencap düğünlerinde çalınan bu davullara bayılıyorum. Geç kaldılar. Bunlara bir ders vermeliyim. Şimdi görürsünüz. Sarlacığım, evet. Karen ve Prita hakkında bir şey söylüyordun. Neydi o canım? Söyle. Ben diyordum ki... Raki, ben... Seni burada görmek güzel. Raki, cüzdanımı bulamıyorum. Acaba onu bulmama yardım eder misin? Lütfen biraz bekler misin? Sarla ile konuşuyorum. Sonra buluruz, tamam mı? Acil olmasaydı seni rahatsız etmezdim. Tamam, onu bulmana yardım edeceğim. Lütfen endişelenme. Sarla, cüzdanı bulduktan sonra döneceğim. Hadi. Aa, vay canına, işte sonunda geldi. Risk alıp buraya gelmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Ah Karan, bak o birine mesaj atıyor. Kesin o adama mesaj atıyor. Aç mısın? Ben çok acıktım da. Ne? Bir görev için buradayız. Yemek yemek için değil. Şu ana odaklan lütfen. Hadi. Ama elimde değil ki. Ne yapabilirim? Çok acıktım. Saçmalama. Lütfen şuna odaklanır mısın? Tamam, özür dilerim ama acıktığım için konsantre olamıyorum. Karan, bak birine gülüyor. Demek ki adam buraya geldi. Onu bulmalıyız. Etrafa iyice bak. Hayır. Halama gülümsüyor. Yani gelmemiş. Ben çok acıktım. Bir şeyler yesem. Ay tamam, iyi, git. Yoksa başımı ağrıtacaksın. Hadi git ye, öyle gel, tamam mı? Hadi hızlı ol, hadi. Saçmalama. Anne? Burada ne işi var annemin? Evliliğimizi konuşuyordur. Ne? Ben nereden bileyim? Bir şey konuşmaya gelmiştir işte. Şu an onu düşünemem. Neyse, ben çok acıktım, gidiyorum. Şerrine sen göz kulak olursun. Tamam mı? Dönerim. Uf. Ama daha az önce buradaydı. Nereye gitti? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir...
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.